Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin tansiyon ölçebilen akıllı saatini inceleyeceğiz. Tabii ki incelememize başlamadan önce şunu belirtmek istiyoruz. Malum son dönemde ülkemizde bir deprem felaketi yaşanmakta. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim ürünümüzün incelemesine. Tabii ki bizim de enerjimiz düşük. Malum morallerimiz çok iyi değil. Fakat bu ürünler de bizde hani belirli sürelerde kalıyor. O yüzden belli süre zarfında bu cihazları incelemek zorundayız. Hani o yüzden biz de bu zaman zarfında cihazı incelememiz gerektiği için bugün biraz enerjimiz deprem faciasından ötürü düşük. Bu yüzden de kusura bakmayın diyoruz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz günümüzde artık akıllı saatler birer sağlık cihazı olarak görülmeye başladı. Neden? Bu saatlerle kandaki oksijen oranımızı ölçebiliyoruz, kalp ritmimizi ölçebiliyoruz. Hatta EKG bile çekebiliyoruz arkadaşlar. Ki artık burada Watch D ile birlikte saatlerimiz tansiyonu ölçmeye başlamış olacak. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Şimdiye kadar çıkmış olan bazı saatlerde arkadaşlar tansiyon ölçme özelliği mevcuttu. Fakat bu özelliklerin hiçbiri tek başına tansiyonu ölçemiyordu. Örneğin Samsung'un bir modelinde Watch 5'te, Galaxy Watch 5'te daha doğrusu tansiyon ölçme özelliği vardı. Ama orada cihazla birlikte tansiyonunuzu ölçebilmeniz için önce normal bir tansiyon aletiyle kalibrasyon yapmanız gerekiyordu. Daha sonra saat benzer nabız durumlarında o senaryolardan birini size söylüyordu. Yani size istatistiki bilgilere göre bir tansiyon değeri veriyordu. Burada yanımda görmüş olduğunuz Watch D ise tamamen kendi içerisinde bulunan sensörler sayesinde bu bilgileri size sunuyor. Dilerseniz saatimizin incelemesine ilk olarak tasarımla başlayalım arkadaşlar. Huawei bu saatte tansiyon özelliğine yer verdiği için tamamen özel bir kayış sistemi ve özel bir ana gövde kullanmış. Biliyorsunuz artık günümüzde pek çok akıllı saatte benzer tasarımları görmeye başladık. Yani yuvarlak olsun, kare hatlara sahip olsun belli bir inceliğe sahip oluyorlardı. Lakin Watch D'de gördüğümüz ilk şey arkadaşlar bu saatin oldukça kalın bir yapıda geliyor olması. Yani saatin çerçeveleri olsun, kendisi olsun oldukça kalın ve ağır. Yani normal bir akıllı saatle kıyasladığınızda Watch D'nin hemen hemen İki kat bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz ve oldukça kaba durduğunu da sizlere belirtelim. Yani burada atıyorum diğer Huawei saatleri gibi, diğer Huawei modelleri gibi, Huawei Watch modelleri gibi şık bir saat beklemeyin. Neden? Tansiyon ölçebildiği için bu cihaz biraz Huawei tasarımından fedakarlık vermek zorunda kalmış. Peki arkadaşlar, gelelim saatimizin tansiyonunu nasıl ölçtüğüne, ki eminim pek çoğu aslında bu saatin nasıl tansiyon ölçtüğünü merak ediyor. Hemen açıklayacağım arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi saatimizin şöyle mandallı bir kayış sistemi var. Bu kayış sisteminin içerisinde arkadaşlar bir adet bez plastik kaplı bir yapı bulunuyor. Burası işte havayla dolup kolunuzun aynı tansiyon aletindeki gibi bir basınç altında kalmasını sağlıyor. Ve damarlarınızda o kanın gezinmesini, nabzınızın atmasını hissedebilir hale geliyorsunuz. Bu saatte arkadaşlar bir hava pompası bulunuyor. Yani saatin şu ana gövdesinde bir hava pompası mevcut. Bu hava pompası şu bez kısmı şişiriyor ve saatiniz bu şekilde tansiyonunuzu ölçebiliyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir iki temel kural var arkadaşlar. Öncelikli olarak saatinizin şu bilek kemiğinin hemen hemen iki parmak aşağısında takılı olması gerekiyor. Yani saati taktığınız zaman saat tam olarak şurada durmak zorunda. Yoksa ölçümlerde hata alıyorsunuz. Ayrıca ölçüm boyunca hareketsiz kalmanız ve saati dilerseniz takıp göstereyim size. Ve saati arkadaşlar şu şekilde tutmanız gerekiyor. Eğer sağdaysa bu şekilde tabii, soldaysa bu şekilde. Benim şimdi sağda takılı olduğu için şu şekilde ölçüm yapılana kadar tutmanız gerekiyor. Bir yere oturmanız gerekiyor ve bu süreçte de konuşmamanız, herhangi bir harekette bulunmamanız, yani hareketsiz bir şekilde şöyle oturacaksınız arkadaşlar tansiyon ölçümü bitene kadar. Aksi takdirde saat hata veriyor ve tansiyon ölçümü başarısız oluyor. Elbette şunu düşünebilirsiniz,
Ya ben zannediyordum ki hani ya saati koluma taktım, ha, tansiyonumu ölçeyim, basayım, ha, tansiyonu ölçüldü, ha, şu. Bu değil arkadaşlar. Aynı tansiyon aletindeki gibi daha önce kullanmış olabilirsiniz, kullanmamış olabilirsiniz. Tansiyon aletinde nedir? Kolunuzu uzatırsınız, bir yere oturursunuz ve ölçüm boyunca hareket etmezsiniz, konuşmazsınız. Hatta televizyon vesaire izliyorsanız sizi heyecanlandıracak o anda, nabzınızı yükseltecek herhangi bir şeyde izlemezsiniz, onunla meşgul olmazsınız arkadaşlar. Çünkü tansiyon ölçümleri hassas ölçümlerdir, anlık ölçümlerdir. Yani sizin o anda bir şeye vereceğiniz tepkiyle birlikte tansiyonunuz anlık olarak değişebileceği için burada da Huawei Watch ile de tansiyon ölçerken bir yere sabit oturmanız, konuşmamanız, hareket etmemeniz gerekiyor. Tansiyon ölçümlerinin doğruluğunu sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Huawei'nin burada lisans aldığı, patent aldığı bazı kurumlar vesaire mevcut. Ayrıca Türkiye'de de yine Sağlık Bakanlığı ile bazı çalışmalar yürütülüyor. Hatta bu WatchD ile aldığınız sonuçları sağlık uygulamasında da görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu açıdan baktığımızda WatchD'nin aldığı tansiyon sonuçlarının son derece doğru olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu hali hazırda, mesela benim evimde tansiyon aleti de vardı. Tabii tansiyon halim anlık değişen bir şey ama örneğin sol kolumda bu saat takılıydı arkadaşlar. Sol kolumda bu saatle ölçüm yapıyordum. Sağ bileğimden de, sağ kolumdan da, şuradan da tansiyon aletini taktım. Omron 1 tansiyon aletim vardı. Onu taktım ve aynı anda ölçüm yaptım. Hemen hemen benzer sonuçlar çıktı. Yanılmıyorsam bu 137 göstermişti büyük tansiyonu. Omron'da 134 gibi bir değer çıkmıştı. Küçük tansiyonda yine hemen hemen aynı seviyelerdeydi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman WatchD'nin tansiyon ölçme başarısının son derece iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ki dediğim gibi bu saati zaten hani türevlerinden ayıran en önemli özelliği arkadaşlar tansiyon ölçebiliyor olması. Yoksa diğer özelliklere baktığımız zaman kandaki oksijen oranını ölçüyormuş, kalp ritmini ölçüyormuş, çeşitli spor aktiviteleri varmış vesaire vesaire. Zaten bunlar diğer akıllı saatlerde de olan şeyler. Klasik olarak akıllı saatlerde alışık olduğumuz şeyler. Ama WatchD burada akıllı saat pazarında yeni bir sayfa açıyor ve ilk defa bir akıllı saatin tansiyon ölçmesini sağlıyor. Bu da neresinden bakarsanız bakın önemli bir başarı diyebiliriz. Şimdi saatimizin tasarımında değinmek istediğim bir iki nokta daha var. Onlara değineceğim arkadaşlar. Saat dokunmatik bir saat. İki tane tuş var. Bunlardan biri home tuşu, bir tanesi health tuşu. Health tuşuna istediğiniz atamayı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela tansiyon atalıydı bunda. Yani bu tuşa bastığım zaman, health tuşuna bastığım zaman direkt olarak saat tansiyonumu ölçmeye başlıyordu. Ama siz dilerseniz bu tuşa başka bir atamada gerçekleştirebiliyorsunuz. Lakin WatchD'nin genel amacı zaten tansiyon ölçmek olduğu için bu tuşa tansiyon tuşu, yani bu tuşta tansiyon kısa yolunun olması daha isabetli olacaktır. Şimdi şunu sorgulayabilirsiniz. Ya bu saat sonuçta tansiyon ölçüyor. Dolayısıyla saatin şarjı hani diğer akıllı saatlere göre daha hızlı bitiyor mu? Dürüst olmak gerekirse arkadaşlar ben bu saati yaklaşık olarak 2 hafta boyunca test ettim. Hani bu 2 hafta boyunca bir kere şarja taktım sadece. Ama öyle her günde haldır haldır tansiyon ölçmedim. Onu belirtmem gerekiyor. Yani bir günde en fazla hani belki bir kere ölçmüşümdür. Bazı günler hiç ölçmemişimdir. Ama siz hani gün içerisinde birden fazla atıyorum 3 kere, 4 kere, 5 kere tansiyonunuza bakarsanız dolayısıyla saatin ömrü kısalacaktır. Neden? İçerisinde bir hava pompası var. Sonuçta bu bilekliği şişiren bir hava motoru mevcut ufak da olsa. Dolayısıyla bu da saatin pilinin daha hızlı bitmesine sebep olabilir. Burada saatin teknik özelliklerine çok fazla girmiyorum. Hani şu işlemcidir, pildir vesaire. Bunlar zaten specs yazdığınız zaman direkt her yerde çıkıyor. Hatta şu anda ekranda da görebiliyorsunuz saatin teknik özelliklerini. Dolayısıyla baktığımız zaman güncel Huawei saatlerinden teknik donanım açısından çok bir eksiği, bir farkı yok. Ama hep en baştan da belirttiğimiz gibi WatchD'nin temel işlevi arkadaşlar tansiyon ölçebilen bir akıllı saat olması ve bu işlevi de başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor olması. Eğer sürekli tansiyon ölçmeye ihtiyacı olan biriyseniz bu akıllı saati rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nerede olursanız olun bir yere oturup kolunuzu şu şekilde yaptıktan sonra rahat bir şekilde tansiyonunuzu ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat yine belirtmem gerekiyor şu bileğinizden iki parmak kadar aşağıda konumlanması gerekiyor saatin ki doğru bir şekilde
ölçüm yapabilsin. Hatta yeri gelmişken sizlere bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şöyle kutu içeriğimizden arkadaşlar, şöyle bir şey çıkıyor mezura gibi. Bu aslında, şöyle açıp göstereyim sizlere. Bu bileğinizi ölçüsünü almanızı sağlıyor arkadaşlar ve burada kordonun rahat bir şekilde ayarını gerçekleştirebiliyorsunuz ki kordonun sıkı ya da gevşek olması bu saatte çok da önemli. Neden? Çünkü tansiyon sırasında hava ona göre veriliyor. Dolayısıyla şu kutu içerisinden çıkan mezure tarzındaki şeyle bileğinizin ölçüsünü almanız da son derece önemli diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu saat hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.